Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lies of P severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bu bölümümüzde bir başka boss'a doğru ilerleyecek, bir başka boss'u da aradan çıkartacağız. Biraz kısa bir yolu olduğu için hani hem yolu hem boss'u aynı videoda aradan çıkarmak niyetindeyim. Sağımızda bir tane düşman var. Aklınızda olsun, dikkat edin. Geldik zaten. Hani hiçbir düşman ölme acelemiz yok. Şöyle şey yapabiliriz, dert değil. Mesela bunlardan faydalanabiliriz. Bekleyelim yanımıza gelsinler. Geldiler diye. Ah, ben kaçamadım. Hiç sıkıntı değil. Aldık. Karakterim hareket etmiyor, anlamadım. Hasar alıyor olmayı çok böyle kafaya takmayın. Hani gerçekten sıkıntı değil. Bu zaten boss fight'a gitmeden öncesinde şey yapacağız. Burada aslında hastalık geçirmiş bir hastalık kapılıp ölmüş bir tane insan karakterini görüyorsunuz. Oyundaki Petrification Disease insanları bunu yapıyor. Bir tür böyle kristaller çıkıyor kafalarında. Aynı zamanda böyle bal çıkımsı bir hal alıyorlar. Burası kestirme yolumuz. Hemen sağ tarafta bizim S noktası az önceki. Önce sol tarafa gideceğim. Şu item'i alacağım. Kimi yazılar bu arada bayağı hüzünlü mesela. Az önceki o ağaçta yazan yazı, hani benim arkadaşım olur musun, herkes gitti gibi bir yazı yani. Gerçekten bazı yazılar bayağı hüzünlü ama şey, oyunun realitesi bu, yapacak bir şey yok. Geldim buraya. Bir diğer amuletimizi elde etmiş olduk. Bu da kullanmamız durumunda düşmanlara vurduğumuz hasarı arttıracak. Şimdi şurası boss odası. Bilmeniz gereken bir şey şu. Şu arkadaşlar etkileşime geçerek, hani investigate diyerek star fragmentlardan kullanıp bir tane NPC'yi summonlayarak boss'ta yardım alabiliyorsunuz. Özellikle oyunun zor bosslarında her zaman için bu opsiyon bulunuyor. Bundan faydalanarak boss'ları daha rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Ben her zaman bundan faydalanacağım. Sizlere de faydalanmanızı tavsiye ederim. Daha önceden zaten bir tur bu arkadaşa denk gelmiştik. Yani taktiğimiz yine aynı. Oyunun bu noktalarında Perfect Guard'a biraz daha alışırsanız ilerleyen noktada daha rahat edersiniz. Ben de çok iyi değilim. O yüzden kimi atakları dodge'layarak çözüyorum. Dodge'layarak kaçıyorum. Kimi atakları ise Perfect Guard yaparak aradan çıkartıyorum. Burada Broken Puppet Baby'yi elde ettik. Şimdi burası City Hall kısmı. Bir önceki video değil, ondan önceki videoda bir tane hanımefendinin çocuğunu kendisinden uzaklaştırmıştı ailesi. Ve o benim City Hall'a gidip lütfen çocuğumu bulup bana getirebilir misin demişti. Ne yazık ki insanlardan hayatta kalan yok. Hepsi ölmüş durumda. Fakat biz orada bir tane şey bulduk. kukla çocuk bulduk. Yani bayağı paramparça olmuş kukla bir tane. Yani oyuncak bebek gibi de düşünebilirsiniz. Hani bir içerik bulduk. Bunu götürüp kendisine verebiliriz eğer istersek. Hani bu bir opsiyon. Bunu diyor yapmalı mıyız yani? Ne yapalım diyor. Herkes diyor ölmüş burada. Sence ne yapalım? Gidip bunu kendisine teslim edeceğiz. Etmeden öncesinde buradaki boss'umuzu aradan çıkarmak istiyorum. Bu quest içeriklerini bir sonraki videonun başında aradan çıkarmak niyetindeyim. Spectre kısmına oyun burada anlatıyor. Geliyorum buraya. Etkileşime geçiyorum. Bir tane Star Fragment kullanıyorum. Oyunda istemediğiniz kadar Star Fragment elde edeceğiz. O yüzden bunları envanterde tutmaya çalışmanın çok da bir anlamı yok. Open the door deyip boss'umuza gidiyorum. Görevleri boss'tan sonra yapmak istememin sebebini bir sonraki videonun başında daha iyi anlayacaksınız. Yine bir altyazı var. Tam anlayamadığımız Scrap Watchman isimli bu boss'la karşı karşıyayız. Bence Perfect Guard kullanmak için uygun bir boss. Onun antrenmanını yapmak için de uygun bir boss. Yan tarafta summonlamış olduğumuz karakterin de vurduğunu görebiliyorsunuz. Odağı savunladığımız karakterdeyken arkasına geçip saldırabilirsiniz. Yani illaki önünde durmanıza gerek yok. Genellikle canı yarıya indiğinde bu saldırı yapar. İkinci fazıdır bu. İkinci fazında elinizden geldiği mertebe yarı canlı aşağıya olmayın. Kırmızı parıltının olduğu yere gidiyorum. Oradan aslında patlatak saldırısını alıyorum. Arkasındaydım, o yüzden vuramamıştım. İkinci fazında elini bıçakla yere vurduğunda vurduğu yerde şimşek çakar. Bir müddet yer elektrikli kalır. Sonra şimşek çakar. Bu ikinci fazının en sıkıntılı saldırısı. Sizi yakalayıp yine tekrar vuruyor ve sizi öldürüyor. Yani aslında bu boss sonrasında biraz daha böyle boss taktiklerimiz aktif olarak hani öğrenmemiz gereken taktikler olacaklar. Perfect Guard'la yapabildiğiniz mertebe aslında bu yıldırım saldırıdan daha rahat dodge'layabiliyorsunuz. Vurdu, dodge'ladım, yani tekrar saldırma imkanım var gibi. Mantığı bu aslında. Özellikle bu saldırısında bir ya da iki kez arkaya dashleyip daha sonrasında kendisine umut edebilirsiniz. Ama hiçbir zaman vurduğu yerde kalmayın. Boss'umuzu aradan çıkar. Kendisini ölmekle birlikte Overcharge, Story Battery, Broken Heroes, Ergo, Core ve birkaç tane daha item almış olduk. Almış olduğumuz itemlerden bir tanesi aslında bir polis kuklasına ait olan bir item. Yine iki video öncesinde yine bir polis kuklasıyla arası iyi olan bir karakter vardı. Onu çok özlediğinden bahsediyordu. Hem o karakterin questini hem diğer hanımefendinin questini aynı anda yapabilelim diye boss'u kestikten sonra aslında yapmaya karar verdim. Bir sonraki video için olmasa karar verdim. O yüzden bu videoda yapmadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu boss ve sonrasındaki bosslarda eğer ki boss'u kesmek için, boss'u geçmek için önerileriniz varsa diğer oyunculara, diğer izleyicilere ben böyle yaptım, bu çok işime yaradı dediğiniz taktikler varsa bunları lütfen yorumlara paylaşmaktan çekinmeyin. Görüşmek üzere.